Nedret Ersenel. Hedefi anladık. Mesaj neydi? Olay yeri incelemedeki yer çok geniş. Terör uzmanlarının yaptıkları da dahil teröristlerin saldırının bir başka amacı, hedefi olduğuna yönelik çıkarımlar hayatın akışına eksiksiz, içe sinecek kadar oturmuyor. Denebilir ki terörün akışı hayata uymaz. İyi de terörün akışına ilişkin bu kadar hayat tecrübesi başka hangi ülkede var? Baştan sona doğru teknik analiz yapıp sonuç bölümüne tahayyül yazılmaz. Söylenebilir. Benim açımdan olayın giriş, gelişme, sonuç bölümü şöyle yaşanmıştır. Hedefi de şurasıdır. Tamam. Öylesi de yarımdır ama okumun usturası çalışmıştır. Olasılıklar zorunluluk olmadan çoğaltılmamalıdır. Diğer yarıya gelince mesaj yoktur ortada. Bu köpekler sahipliydi. Onların ısırması kadar sahibinin saldırı emri üzerine konuşmayacak mıyız, nedenini merak etmeyecek miyiz? Terör saldırısının hedefi de mesajı da Türkiye Büyük Millet Meclisi neydi? Elde mevcut mutabakata akla en yakın kanaat budur. O halde saldırı tekniği açısından iki ihtimal kalır. Ya önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmek istediler ve bunu bir noktada bir nedenle gözleri yemedi, ikincil hedefe yöneldiler veya baştan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırmanın mümkün olmayacağını değerlendirip mesajın yine de anlaşılacağı fikriyle ki doğrudur, ayarlanmış tarih en üstteki veridir, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü hattına yöneldiler.'' Yoksa kimse Ankara'nın kalbindeki bu güvenlik kompleksinin iki terörist tarafından silah ve mühimmatları ne olursa olsun ele geçirilebileceğini herhalde düşünmüyordur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç işlerinin emniyetin içine girerek pozisyon tutmak diye bir şey yok. Hayal bu. Hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününde Cumhurbaşkanı, bakanlar, kuvvet komutanları, yabancı misyon, üst düzey tüm bürokrasi, milletvekillerinin katılacağı bir törenin içine girilebileceğine, mevzi yaratıp tutulabileceğine inanmak, Ankara'yı, Ankara'nın gerçeklerini bilmemek demek. Keşke o esnada tüm bölgede adı geçen kurumlar ve çevresinde bulunan silahlı asker, polis, istihbarat personelinin sayısı açıklansa da kim nereye girer, sonra orada nerede nasıl çıkar anlaşılsa. Duamız hep onlarladır. Altı polisimiz gereğini yaptı, daha nizamiyeyi geçemediler. İlk engeli aşabilseler, mümkün olabilecek en yüksek zayiatı verme konumunda tüm silahlarını kullanacaklardı. Hepsi bu. Tabii ki olayın gelişimi, kriminal teknik boyutu, olası istihbarat aksaklığı nedir, nedendir vesaire bunların tartışması, değerlendirmesi yapılacak. Çünkü hala merak edilen cevapsız birkaç soru var ortada. Ama mesajı değiştirmez. Genel akışı görebiliyoruz. Hayatın akışına ve bu ülkenin terörle tecrübesine uygun. Açılış gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırmak istediler. Teröristlerin o sırada kafası nasıldı bilmiyoruz ama her halükarda işin ölümle biteceği en azından besleyenleri sahipleri tarafından kestirilmiş olması gerektir. Başka sonuç olmazdı burada. Tekil teknik bulmacalara batarsanız olayın girdabı sizi içine çeker ve mesajı anlayamazsınız. İyi de mesaj neydi? Bu soruyla birlikte artık teröristlerden, lojistikçilerden ve eylemin kendisinden üste çıkılır. Sahipleri bize ne söylediler? İşte burada bir dizi senaryo ve ihtimali değerlendirebiliriz. Terör örgütünün kendisi açısından bu örnekte göstermek istediği basittir. Ölmedim, yaşıyorum. Oysa ülke içindeki ve bölgedeki durumundan biliyoruz ki artık ona yaşamak denmez. Fakat ayrı tartışmadır. Üzerine söylenecek çok şey olur. Uygun zamanda bakılır. Sahibin, sahiplerinin mesajına gelince. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci sırada özne olduğu ve muhatabının Amerika NATO olduğu, dahası Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Cumhurbaşkanı tarafından kararı meclisimiz verir. Sizin nasıl parlamentonuz var, bizim de meclisimiz var diyerek bunu muhataplarının yüzüne tekrarladığı, konunun da terör ve PKK olduğu tek olay var. İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Başka mesaj adayları da var ama öne çıkan güçlü ihtimal budur. Mesela, son zamanlarda Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki mevcudiyetine yönelik bölge ülkelerinden daha çok ses duyulmaktaydı. Mesela Esad görüşmelere başlamak için Türkiye Suriye'den çekilsin öyle diyerek Türkiye'nin kabul etmeyeceğini de bile bile masaya şart getirdi. Aynı şekilde hatta ileri giderek bir diplomatik terbiyesizliğe kapı açacak şekilde Tahran yönetimi de Mealen yazıyorum. Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi durumunda İran'ın Suriye ile ilişkilerin toparlanmasına daha gayretli sarılacağını ima etti. Irak'ta ise Ankara saldırısıyla Bafel Talebani YPG ilişkisine yapılan atıfları aynı bağlam içinde takip tespit gerekiyor. Terör saldırısının ardından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı vesilesiyle Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmadaki ilgili bölümde şöyle güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridi ile koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejimiz bakidir. Kısa süre önce de Savunma Bakanı Sayın Güler'in çık deyince çıkılıyor mu kıvamındaki açıklamaları da aynı manaya ilave edilebilir. Bundan sonra Türk güvenlik mimarisinin dikkati tamamen Önce bu saldırının bilinmeyenlerini belirlemeye, ikinci olarak da olası tehditlere çevrilecektir. Hükümetin dikkati de sahiplere. Nedret Ersenel, Yeni Şafak İsmail Kılıçarslan Kalem düşmanın elinde Önce Şirazlı Sadiden seneler önce okuduğum ve hayal meyal hatırladığım o meşhur hikayeyi nakledeyim. Hikaye bu ya. Adamın biri şeytanla karşılaşmış. Bakmış ki şeytanın tasvir kitaplarında anlatılan hamam kapılarına resmedilen simasıyla uzaktan yakından alakası yok. Eli yüzü düzgün, endamı yerinde, boyu uzun, bayağı yakışıklı biriymiş şeytan. Sormuş adam: seni öyle anlatıyorlar ki boynuzunla, kuyruğunla, kıpkırmızı renginle, kör gözünle dünyanın en çirkin yaratığı olarak bekliyordum karşımda seni. Oysa senin oldukça düzgün bir tipin var. Nedir bunun hikmeti? Şeytan cevap vermiş. Aslında benim görünüşüm hep böyleydi. Ancak biliyorsun ya, insanlar bana kızgın. Ademi cennetten kovdurdum, kovduralı öfkeliler bana. O yüzden beni çirkin, berbat biri olarak tanımlayıp tasvir ediyorlar. Anlayacağın kalem düşmanın elinde. Antalya Film Festivali'nin iptaliyle sonuçlanan süreçte de Hilal Nesin'in Karabağ'dan burunları bile kanamadan ve kendi istekleriyle giden Ermenilere berbat sesiyle yaktığı ağıtta da dünyaca ünlü oyuncu Mel Gibson'ın Ermeni diasporasına destek verirken salladığı yalanlarda da aklımda hep bu hikaye ve son cümlesi vardı. Kalem düşmanın elinde. Bilinen şeydir. Tanımlamazsanız tanımlanırsınız. Tarif etmezseniz tarif edilirsiniz. Çerçevelemezseniz çerçeve içine alınırsınız. Antalya Film Festivalinin iptaline giden sürece ele alalım mesela. Kanun Hükmü'de isimli ve açık açık FETÖ dolayısıyla terör propagandası yapan belgeselin yarışmadan çıkarılması neticesinde festivalin jüri üyeleri o meşhur sanat sansürlenemez zırvasına sığınıp festivalden çekildiklerini bildirdiler. Demet Akbağ'dan Ayşegül Aldınç'ına, Sema Kaygusuz'dan Ezel Akay'ına kadar jürinin içinden tek bir kimse çıkıp da Yahu bu operasyon çocukları, bu piç üyeleri 15 Temmuz'da yüzlerce insan öldürdü. Az kala memleketi Amerika'ya satacaklardı. Bunun propagandasına alet olmayalım demedi. Niye demediler? Çünkü kalem düşmanın elinde de ondan. Bir an olsun Türkiye'den, memleketten, memleketin insanından yana olmak akıllarının ucundan bile geçmiyor da ondan. Ama kabahat onların mı? Söyleyin bana. Hayır, kabahat kesinlikle onların değil. Kabahat 22 yıldır memleketi yönetenlerin tanımlama üstünlüğünün kendilerine geçmesiyle. Hele bunu kültür üzerinden başarmakla hiç ilgilenmediler. Hiçbir zaman ilgilenmediler. 2002'de yetiştirilmeye başlayan çocuklar şu an Türkiye'nin kültür hayatını domine edebilir. Dünyaya 15 Temmuz'da olan bitenin hakikatini Onlarca film, yüzlerce belgesel, yüzlerce kitap ve sanat etkinliğiyle duyurabilirlerdi mesela. Öyle yapsalardı bu operasyon çocuklarının belgesel diye yaptığı propagandanın esamesi okunmazdı. Ama yok. Biz istiyoruz ki illa bizi başkaları tanımlasın ve biz o tanımlama üzerinden reaksiyon gösterelim. Bu reaksiyon da genellikle sanat düşmanlığı, spor düşmanlığı, bilim düşmanlığı, kültür düşmanlığı olarak algılansın. Ayrıca ne sanatı ne kültürü, operasyon çocuğu bir terör örgütünün sümüklü propagandası ne zamandan beri sanatın kültürün içerisinde değerlendiriliyor da biz bu olana bitene tepki verdiğimizde kültürün sanatın düşmanı olalım? Vallahi de billahi de o kadar ölü taklidi yapıyoruz ki bu konularda işte şu yukarıdaki cümleleri bile rahat rahat kuramayıp amalı, fakatlı, ancaklı konuşuyoruz durmadan. Azerbaycan hiçbir sivil öldürmemişken han kendideki Ermenileri bire kadar katletmiş gibi yapılan propagandaya karşı sergileyebildiğimiz hiçbir tanımlama tavrı yok. Gerçekleri de tezimizi de sarih şekilde anlatabilecek temel nosyondan yoksunmuşuz gibi davranıyoruz. Çünkü asla ve asla önemsemiyoruz. Önemsemediğimiz için de göreceksiniz 10 yıl sonra bugün hankendi de gözümüzün önünde olup bitenler katliam olarak pazarlanacak bütün dünyaya. Kalemi düşmanın elinden almak ve tarihi avcıların yazmasına müsaade etmemek için aslanların okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. Onu diyorum, başkasına değil. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak